Merhabalar sevgili Beyaz TV izleyicileri. Güzel bir cumartesiden ekranlarınıza konuk olduk yine. Birbirinden değerli konuklarımızla güzel bir cumartesi programı olacağını düşünüyoruz. Çok değerli konuğumuz Ali Mustafa Keleş Beyefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kozmetik sektöründen girişimci. Evet. Kendisi bize çok merak edilen, kadınların çok merak ettiği kozmetikle ilgili sorularımızı cevaplandıracak. Evet. Size ilk sorumu yöneltiyorum. Tabii. Kozmetik sektöründeki yolculuğunuz nasıl başladı? Bize anlatır mısınız? Benim kozmetik sektöründeki yolculuğum aslında bizim kökenimiz baharatçılıktan gelme. Aktar baharat sektöründen. Biz orada çok ağrı kremleri, el kremleri, ayak kremleri satardık. Hep başkalarının işte markalarıyla satıyorduk. Kendi evet. adıma üretme çabasıyla başladı. Çok güzel öyle bir düşünce olmuş. Evet, öyle ilk bir markalaşma çabamız orada başladı. Öyle de devam etti. Ondan sonra işte üretimine kadar geldik. Kaç sene oldu sektöre bu şekilde toplam girelim? 8 sene oldu. Çok güzel. Benim normalde mesleğim de kozmetikle alakalı değil. Evet. Gemi kaptanıyım normalde öyle ben. Mi? Evet. Değişik. Ama dünyayı geze geze işte bu kozmetik sektöründe çok yani sürekli kendini yenilemen gerekiyordu. Türkiye'de de işte biz birazcık oradan yakaladık olayı. Öyle devam ettik. Evet. Çok güzel olmuş. Ali Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programımıza. Sağ olun. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Tabii. Güzellik ve bakım sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani güzellik ve bakım sektörünü ben şöyle değerlendiriyorum. Kadınlar üzerine yapılan her türlü ürün, bakım, güzellik, işte selülit, aklınıza ne geliyorsa ömrünün sonuna kadar hiç bitmeyecek bir şey. Çünkü insanlar tabiat gereği yaşlanmak istemiyorlar, ciltleri hep bakımlı olsun istiyorlar, saçları bakımlı olsun istiyorlar. O yüzden Türkiye'de bu sektörü ne kadar öteye getirebilirsek o kadar iyi. Aslında Avrupa'ya göre birazcık gerideydik ama son bir iki senede özellikle ticarette yeni markalar falan çıkıp bayağı bir ileriye götürdük. Dünyaya kozmetik üzerine bayağı bir ürün satıyoruz artık. O seviyelere kadar getirdik ve üretimini de kendimiz yapıyoruz. Ham maddelerin çoğunu da artık kendi ülkemizde bulabiliyoruz. Böyle bir sıkıntımız da yok. Çok güzel bir ona göre geliştiriyoruz. Sektörü. Evet. Biz kadınlar ama şimdi erkekler de kolay yoldan gençleşmek, güzelleşmek, evet. taptaze bir cildimiz olsun, yaşlanma etkileri yüzümüzde gözükmesin. Hepimiz istiyoruz. Evet. Genellikle böyle bir eğilim var ve giderek artan şekilde. Siz bize neler tavsiye edersiniz? Bu sektörün, biz kadınlara ve erkekleri de işin içine katacağım. Evet. Hepimiz istiyoruz böyle şeylerle yol almayı, yaş evet. almayı. Neler tavsiye edersiniz bize? İnsan vücudu, bizim kendi metabolizmamız sürekli kendini yenileyebiliyor. Birincisi ilk önce pozitif düşüneceğiz her şeyi. Çok stres doğru söylediniz. Yapmayacağız. Bu kesinlikle böyle. Çok. Birinci tavsiyem bu. İkincisi doğru beslenme. Cildin yaşlanmasına en çabuk etki eden şey doğru beslenmemek. İşte vücudu susuz bırakmak, cilt kurulukları. İçeriden desteklemek yani. Tabii ki. Yani bu önce. En basit hani serum taktırmaya gidiyoruz doktorlar diyor ya. İşte bol bol su için damarlarınız gözükmüyor. Cildin nefes alması için de bol bol su, sürekli nemli kalması için de su lazım. Üçüncü evrede de en soft, en zararsız kozmetik ürünlerini kullanmalarını tavsiye ediyorum. Mesela en başta bir gül suyu olabilir. Evet. Yani bizim geleneğimizde olan bir şey. Ve cilde en büyük faydası olan, en büyük temizleyicilerden biri. Kesinlikle erkek bayan herkes kullanabilir. Gül suyu değil mi? Evet. Doğal ve... Doğal, en doğalı, herkesin ulaşabileceği. Kimyasaldan uzak bir gül suyu. Evet. Onun haricinde de kimde ne problem varsa ben herkese şunu öneriyorum. Kendi yaptığımız ürünlerde de satarken de bunları tavsiye ediyoruz. Diyoruz ki almak önemli değil, düzenli olarak kullanmak önemli. Ne alırsanız alın, istikrarlı bir biçimde kullanmadığınız sürece işe yaramayacak. Çok doğru. O yüzden düzenli kullanmaya devam etsinler ve çok iyi araştırsınlar. Bunlar olabilir tavsiyem. Daha başka bir tavsiyem olmaz. Tabii temsil ettiğiniz sektör çok önemli. Evet. Hem iş insanları için, evet. iş hayatında yoğun evet. süreç geçiren hedef kitle için. Peki bu kişiler size nasıl ulaşabiliyor? Bu kişiler bize nasıl ulaşabiliyor? Artık global dünyada biliyorsunuz internet çok büyük bir pazar. Evet. İnternetten, sosyal medya. Evet, sosyal medya. Tabii ki biz burada kendimizi çok ön plana çıkartmadan hep yaptığımız şeyleri öne çıkartmaya çalıştık. O pazarda ne ulaşıyorlar? Tabii ki bununla alakalı işte fuarlar,
İşte televizyon programları, onlar bunlar, Instagram'dı, Facebook'tu, sosyal medyaydı. Bulup araştırıp buluyorlar zaten. Yani özellikle kendi üretiminiz olması, ürünleriniz evet. çok önemli. Hem ülke evet. ekonomisi için de çok önemli. Tabii ki. Biz mesela ben bunu her toplantımda da dile getiriyorum aslında. İnsanların işe, yaptığı işe değer vermesiyle alakalı. Almanya mesela Hitler döneminde, savaş döneminde kozmetik sektörüyle ayağa kalkmış. Evet. Yani bugün dünyada üretilen çoğu ilaçlar, dermokozmetikler, işte en son aşımızı kendimiz yaptık. Düşünün, o kadar üretimin Türkiye içinde olması, bu gurur tablosu olan bir şey. İşte aşıyı Türk iki tane doktorun bulması gurur tablosu. Tabii. Ben gururlanıyorum. Benim yurt dışına da gittiğimde, nereye gidersem gideyim, işte bizim ülkemizden gitmiş bir ürün orada satılınca ben mutlu oluyorum. Kesinlikle. Hele insanlar memnun kalınca daha da çok mutlu oluyorum. Kim yaparsa yapsın. Tabii ki. İnsan gurur duyuyor. Marka değerimiz artıyor. Kesinlikle. İhracatımız artıyor. Hepimizin kesesine veyahut da hayatına güzellikler katan bir evet. şey. Kesinlikle öyle. Çok istihdam sağlıyor yatırım yapmak. Evet. Her açıdan bize aynen faydası öyle. Var. Bir de mesela şöyle bir şey var. Ülkemizde döviz kuru çok biliyorsunuz hareketlendi, evet. işte yükseldi, düştü, bazı olaylar oldu. Ama mesela yerli üreticinin bu karı ne oldu? Evet. Herkes bunu bir handikap olarak görüyor. Ama işte yurt dışından ithal edilen markalar hep dolar bazlı olduğu evet. için insanlar onlara yönelmedi. Yerli evet. olan markaları aldılar, yerli bebek bezlerini aldılar, yerli ıslak mendilleri aldılar, işte yerli deterjanları aldılar. Bakmayın, ekonomiye de çok büyük faydası oldu. Farkındalık oluştu belki. Tabii bayağı bir faydası oldu. Çünkü o global firmaların işte belli yatırımlar yapmaya ihtiyacı yoktu. Tabii. Ama bizim yerli firmaların hep güçlenmeye ihtiyacı vardı. Tek bir artısı oldu doların artmada. İnsanlar bizi tercih etti. Ama biz de, ben hep şunu söyledim, güvenlerini boşa çıkartmadık. Yani bu sefer işte benim gibi, ben mesela dernek başkanlığını yaptığım iş adamlarının derneğinde de oradaki hep genç yatırımcılar da şöyle düşünüyor. İşte bunu, bu yerli üretimse kesin işte kötü bir üründür. İşte içine evet, şunu koymamışlardır. Evet, biz bu algıyı kırdık. Gerçekten yavaş evet, yavaş da kırılıyor. Önemli. Bizim insanımızdan ziyade yurt dışından gelen yatırımcılar da artık bize güveniyorlar. Yani bu hata yapmaları için bir sebep yok. Zaten düzenli çalışıyoruz diyorlar. Bizim açımızdan güzel çok oldu güzel yani. Çok güzel bir şey. Evet. Şimdi sorular geliyor. Selülit çok bela bir şey. Evet. Kadınların özellikle en çok mücadele ettikleri, uğraştıkları, selülitle ilgili kullanabilecekleri veya günlük hayatlarını alabilecekleri tavsiyeleriniz, ürünler nelerdir? Yani ben selülitle alakalı, eğer kilo alıp vermeye bağlı değilse, çünkü biliyorsunuz bu bazen yapısal da olabiliyor evet. insanlarda. Genetikte etkili. De olabiliyor. Hani vücut yapısıyla alakalı. En çabuk, en etkili çözüm, ben insanların da kullanıp memnun kaldığı biberiye yağı, portakal yağı, kırmızı acı biber yağı. Üçünü karıştırıp her akşam sürsünler. Bir de bir daha tekrarlayalım mı? Portakal yağı. Selülit için. Evet, selülit için. Portakal yağı. Portakal, biberiye ve kırmızı acı biber kırmızı yağı. Kırmızı acı biber yağı. Evet. Bunları eşit miktarlarda. Tabii zaten şöyle ufak ufak şişelerde oluyor. Karıştırıyoruz. Her akşam yatarken sürüyoruz. Şöyle yani 5-10 dakikalık masaj şeklinde mi? Sadece sürmek yeterli çünkü yağı emene kadar vücudumuz. Evet, yağı emene kadar, çünkü o kırmızı acı biber yağı yakabilir vücudunu evet. çok sürdüğü ama zaman. Ama bunu bir tavsiye olarak söyleyelim. Alerjisi olabilir. Ufak bir yerde tabii, denesinler tabii. önce. Kızarık, minik bir yerde. Kızarık, falan yaparsa o acı biber yağını az koyabilirler. Tam da bu noktada erkekler de bu ürünleri kullanabiliyor mu? Ya erkekler... Hocam erkeklerde selülit olmuyor. Çünkü şimdi erkekleri hemen, yani biz kadınlarla ilgili konuşurken. Suat Bey karizmatik biri. Evet. Evet, o yüzden. Yok, artık erkekler de çok bakımlı. Tabii ki. Ben espri yapıyorum. Evet, hani evet. Erkekler de çok kullanıyorlar kozmetik. Evet, ben mesela biz çok estetisyen cerrahlarla da görüşüyoruz. Onlar da mesela şunu söylüyor. Eskiden kadınlar çok bu tür sektörleri işte takip ediyorlardı, ne çıktı, işte evet, ne çıktı, saç ektirmek falan filan. Bunlar genelde erkekler yapınca yadırganıyordu. Ama artık erkekler de yaptırıyor. Bu da aslında bir erkeğin bunu kendine yaptırması, kendine olan saygısı gibi işte. Bakım bir herkes kullanması. İçin önemli. Bakım tabii çok ki, bakım önemli. Herkes için önemli. Kesinlikle. Erkeklerde de yani sizin o
Suat Bey saçlarınız güzel. Cildiniz yok, güzel. Maşallah. Bir kilo probleminiz var. Birazcık onu da aşarsınız. Şahsi bir soru değildi bu. Şimdi bu ürünler gerçekten çok kıymetli. Evet. Özellikle böyle güvenilir ürünleri de bulup uygulamada uygulamak da kıymetli ve evet. Herhalde sadece kadın müşterileriniz yok. Tabii ki erkekler vardır. Biz mesela erkeklerde genelde problem hep saç dökülmesi. Bir de saçlar dökülünce erkekler kendinde çok büyük bir özgüven problemi oluyor. Şey yaşlı da gösteriyor. O yüzden çok iyi şampuanlar üretiliyor ülkede. Araştırıp alsınlar. Bu şampuanın dökülmeye evet. veya erkek kelliğine etkisi yani şampuan kullanımıyla bir değişim söz konusu olabilir mi? Bunu bir netleştirelim mi? Kesinlikle şöyle saç dökülmesi vitaminsel olabilir. Bir de insanların işte askere gider gelirlerine hep bir hikaye vardır ya saçları daha çok döküldü klorlu su diye eskiden evet. söylerlerdi. Böyle bir şey de var. Tabii ki çok güzel işte formülize edilmiş şampuanlar var ülkede birçok yapılmış. İnterneti açıp araştırdıklarında içlerinde biyotin, keratin, E vitamini, işte saçları böyle koyu renkse bol bol keratin içeren. Çünkü saçın ham maddesi keratin. Evet. Bir de ülkemizde biz bunu buğdaydan üretiyoruz şu anda. Öyle mi? Keratin şampuanları kullansınlar. Saç için bunu önerebilirim. Cilt için de bir erkeğin... yaşlanmasını geciktirebilecek eğer sigara ve alkol kullanıyorsa kesinlikle bunu bırakacak zaten. Yoksa evet. çok hızlı yaşlanıyor. Eğer ki bunu da hani cildime ben bakım yapacağım tarzı bir şey istiyorsa ilk önce ozon tedavileri var biliyor musunuz? Evet ozon terapi. Evet ozon çok terapi yararlı. Ben erkeklerde en çok böyle yapıldığında faydasını gösteren ozon terapiyi gördüm. Saç dökülmesine de. Tabii etkisi saçta da cilde oksijen basıyor. Bildiğiniz yeniliyor. Aynı zamanda işte ozon kremlerini de kullanabilirler. Evet. Öyle daha başka erkekler için şey kozmetik çok küçük bir alan. Gerçekten böyle ama bayanlarda sonu yok. Değil i̇şte mi? Renkli kozmetiği var. Makyaj malzemeleri var. İşte botoks kremleri var. İşte ne bileyim kaş evet. ürünleri var. Sonu yok bayanlar ama erkek de çok kısıtlı. Muhabbeti çok küçük yani. Yani mesela dudak dolgunlaştırıcı kremler evet. gibi şeyler de hani hep duyduğumuz ürünler evet, ama evet. hani hepsinden çok fazla da böyle beklentiye girmek bu derece bir beklenti doğru olur mu olmaz mı ben hep merak etmişimdir bu konuyu. Şimdi şöyle ben kendi açımdan bu soruya cevap vereyim. Ben bir kozmetik kullanıcısı olsam ilk önce aldığım üründen o gün bir fayda görmek isterim. Bu nasıl? Bu bir şampuansa ya saçlarımı çok güzel yumuşatsın, parlaklık versin. Evet. İşte ya çok güzel koksun. Bana kendimi iyi hissettirsin isterim. Ya daha ilk kullanımda bir evet. artı bir şey görelim. Bir artı bir şey görmeniz şart zaten. Zaten evet. bu niyetle alıyorsunuz evet. bunu. Bir dudak dolgunlaştırıcı da onun işte çalışma altyapısı eğer oradaki kan dolaşımını hızlandırıp o kan kılcal damarları şişirmekse evet. zaten bunu yapacak. Sürdüğünüzde etkisini göstermesi lazım. Ufak bir yanma yapması lazım. Burada da yine söylediğim gibi çok iyi araştırmak lazım. Zaten biliyorsunuz yani ülkemizde işte sosyal medyada birçok mecrada artık her bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Kesinlikle. Çok güzel araştırıp çok güzel yorumlara bakıp onlara göre almalarını ben tavsiye ediyorum. Ben de öyle yapıyorum çünkü bir kullanıcı olarak onlar da öyle yapsınlar. Evet. Valla çok keyifli bir sohbetti. Ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyoruz ben değerli teşekkür bilgileriniz ederim. İçin. Evet çok mutlu oldum. İzleyicilerimiz çok yararlanmıştır umarız. Ben teşekkür ederim. Tekrar başka programlarda görüşmek üzere inşallah. İnşallah. Görüşmek kendinize üzere. Kendinize çok iyi bakın. Siz de. Evet. Şimdi Aslı hocamızla birlikte bir sunumumuz olacak size. Aslı hocam buyur. Evet Barko'ya geçelim evet, değil mi? Barko'ya doğru bir geçelim hocam. Evet bir geçelim bakalım bugün. Evet bakalım Aslı Hanım bize bugün, neler anlatacak? Evet, lamina hocam. Konuşacağız. Evet lamina konuşacağız evet. Bugün lamina konuşacağız. Evet. Yine lamina hakkında sorularımız devamlı merak konusu. Evet. Lamina nedir? Lamina mı yap... Şimdi Suat Bey bugün şununla başlamak istiyorum. Lamina mı zirkonyum mu sorusunu çok alıyorum. Bunu açıkça... dile getirmek istiyorum evet, burada. Buyurun, buyurun lamina'nın hocam. Ne olduğunu anlatmaktansa lamina'mı zirkonyumla başlamak istiyorum. Şimdi şöyle. Maalesef iki ayrı maddeyi, iki ayrı
kavramı birbirine karıştırıyoruz. Bu çok normal. Tabii ki konuyu bilmediğimiz için biz diş hekimleri biliyoruz elbette ama zirkonyum bir malzeme ismi. Yani bir kaplama altyapısı malzeme ismi. Lamina ise bir yapım tekniği. Bunların ikisi arasında çok 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 farklar var. Dolayısıyla hastalar lütfen lamina mı yaptırayım, zirkonyum mu yaptırayım ayrımına girmeden önce ihtiyaçları ne? Önce bunu bir kere ortaya koymamız lazım. Bizim ihtiyacımız ne? Dişlerimizle ilgili, gülüşümüzle ilgili sorunumuz ne? Eğer dişlerimiz doğal bir şekilde hacimlerini koruyorsa, hiçbir şekilde kesilmemişse, ellenmemişse ben kesinlikle zirkonyum yaptırmayın diyorum. Çünkü zirkonyum yapılırken dişler kesilip küçültülüyor. Ve dişin çok kıymetli olan o minesi çöpe atılmış oluyor eğer sağlam bir dişse. Ki zirkonyum zaten dışarıda görülen yüzey değil. Altta, içte bir altyapı malzemesi. Ve renk olarak da çok beyaz, tebeşirimsi bir renk. Dolayısıyla doğal dişlerle yan yana çalışacağımız zaman zirkonyum altyapılı bir porselen kaplamayı ayırt edebiliyoruz. Yani doğallıktan biraz daha uzak bir çalışmaya baştan gönüllü olmuş oluyoruz. Ah oysa ki lamina çalışmalarında dişin böyle yarısı da gitmiş olabilir. Çürük de olabilir, dolgu da olabilir ama lamina çalışmalarında çok ince bir porselen yaprakçık kullanıyoruz. Ve dişin ön yüzeyinde eksik olan parçayı da bununla tamamladığımız için herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadan çok ince bir tabakayla restorasyonumuzu bitiriyoruz. Tabii ki lamina zirkonyum altyapıya göre çok daha hassasiyet gerektiren bir işlem. Bunu böyle söyleyebilirim evet, açıkçası. Lamina yaparken özellikle hastanın kapanışı yani alt ve üst çene ilişkisi çok çok önemli. Eğer alt ve üst çene ilişkisinde bir sıkıntı varsa, birbirine çarpan dişler varsa önce bunları bir bertaraf etmemiz gerekiyor. Kesinlikle bunları bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Ondan sonra lamina tedavisine geçmemiz lazım. Lamina daha çok bir ekip işi. Tabii ki bütün yaptığımız işlemler bir ekip işi. Laboratuvarımız var, asistanlarımız var vesaire ama lamina yaparken çok ince bir mesafede çalıştığımız için çok özür diliyorum seyircilerimizden. Benim sesim biraz kısık dün akşamdan beri. Böyle bir ince tabakada çalışırken ince tabakada hata çok daha az tolere edilebiliyor. Dolayısıyla lamina hemen hemen hiç hata kaldıran bir teknik değil. Evet. Çok ince çalışılıyor. Ön yüzeyde çalışılıyor. Dişin arka tarafında hemen hemen hiçbir madde kullanmıyoruz. Dolayısıyla bundan dolayı dişin sağlıklı olan maddesi %80 ağızda. Bundan dolayı da laminayı çok uzun vadede kullanabiliyoruz. Doğru yapılmış bir laminayı. Ama zirkonyum yaptırdığımız zaman tabii ki biz zirkonyum da yapacağız. Tabii ki mecbur kaldığımızda yapacağız ama tercih meselesi değil. Örneğin dişler kesilmiş, küçültülmüş daha önceden. Metal altyapılı bir porselen kaplama yapılmış. Biz bunu daha doğal bir şeyle değiştireceksek o zaman zirkonyuma geçebiliriz. O zaman zirkonyumu tercih edebiliriz. Dolayısıyla hastalarımıza şunu tavsiye ediyorum. Hekimle görüşüp muhakkak ihtiyacı ne? Oraya yapılacak işlem hangi teknik ve hangi malzemeyle daha iyi bir sonuca ulaşır? Bunu istişare etmek kesinlikle şart. Burada %100 performans da çok önemli değil mi hocam? Kesinlikle çok önemli. Şimdi bakın kaplama yaptığımızda ne yapıyoruz? Yani zirkonyumdan bahsediyorum. Bu bir kaplama. Diş küçültülüyor. Küçültülüyor ve ufak bir parça diş kalıyor. Diş minesi de gidiyor. Kaplamayı takıyoruz. Bu kaplamayı biz bir yapıştırıcıyla oraya tutturuyoruz. Yapıştırıcılar zaman içinde çözülebilir. Yapıştırıcı evet. Dişten kurtulabilir. Ve kenarlardan besin artığı, gıda artığı girebilir. Bu da altta çürüklere, uzun vadede sıkıntılara yol açabilir. O yüzden çok dikkatli bir şekilde karar verilmesi lazım. Eğer dişte madde kaybı yok, dişler sağlıklı ama şekli bozuk, rengi bozuk, işte ufak tefek kırıkları var gibi aralıklar var gibi. Gum smile dediğimiz diş eti çok görünüyor, diş eti ameliyatıyla aldık, altını ne yapacağız gibi sorunlarda kesinlikle lamina. Bundan asla şaşmamak lazım diye söylüyorum. Vallahi çok önemli tabii bu uygulamalar. Hocam tedavi süreci nasıl ilerleyecek? Ne kadar süre sürüyor bu?
Tedavi süreci normal bir laminanın tedavi süreci aşağı yukarı bir haftada biter, evet. Suat Bey. Yani evet. Bir hafta içinde laboratuvarınızın yoğunluğuna göre dişten ince bir tabakayı hafiften ön taraftan soyarız. Ölçüsünü alırız, laboratuvara göndeririz. Sonra laboratuvarda bir hafta içinde bir elle yapılıyor bunların. Hepsi el işi. Tek tek işlemler yapılır, biter ve bir hafta sonra hastamızın ağzına bunları takıp evine gönderebiliriz rahatlıkla. Peki hocam, özellikle aldığımız sorulardan önemlisi de meyve yeme durumları. Elma ısırabiliyor muyum? Bunlarla ilgili ne diyorsunuz? Evet, kesinlikle elma ısırabiliyoruz. Eğer lamina, bakın ince bir tabaka çalışıyoruz. Bu ince tabakada dişle arasında hava kabarcığı veya dengeyi bozan, evet. Balansı etkileyen bir sıkıntı yok ise, ki olmamalı, olmaması gerekiyor. Ölçümüz de çok düzgün alınmışsa o zaman kaynak işlemi kusursuz oluyor, evet. Ve istediğimiz elmayı, havucu, her şeyi ısırarak yiyebiliyoruz. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Rica ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz, her hafta olduğu gibi Aslı hocamız bize bilgileri aktardılar. Şimdi bir Skype bağlantımız olacak. Kıymetli avukat Emel Özbek hanımefendi bize konuk olacak. Hocam merhabalar. Merhaba. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederiz. Programımıza konuk oldunuz. Merhaba Emel'cim, nasılsın? Merhaba. Emel'le biz tanışıyoruz. Teşekkür ederim aslanım, sizleri de sormalı. Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet hocam, biz zaman kaybetmeden size sorularımızı yönlendirmek istiyoruz. Buyurun. Hocam ilk sorumuz, boşanmaların sebepleri nelerdir? Şimdi kanun koyucu boşanmaların sebeplerini bir takım başlıklar altında toplamış. Zina, hayata, kat, bütün muamele, terk, akıl hastalığı, bunlardan birkaçı olarak belirtebiliriz. Ancak bizim hep karşımıza gelen, halk arasında da bilinen adı şiddetli geçimsizlik, ancak yasada belirlenen adıyla evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır. Genellikle karşımıza gelen boşanma sebebi budur. Ancak bu başlıklardan herhangi birine neden sebep oluyor da biz boşanmaya mecbur kalıyoruz? Aslında en önemli sorun bu. Bunu da kıymetli hocamız Profesör Doktor Mehmet Sungur çok güzel aslında özetlemiş bir sözüyle. Evlilik beni koruyarak biz olabilmektir demiş. Burada aslında kendimizden ödün vermeden uyumlu birlikteliği özetlemiş kıymetli hocamız. Biz bunu başaramadığımız için genellikle boşanmalara mecbur kalıyoruz. Özellikle pandemi dönemini yaşıyoruz, hala daha devam ediyor ama çok yoğun kısmını da yaşadık. Bu pandemi döneminde aile hayatı nasıl etkilendi? Şimdi Aslı Hanım, şöyle özetleyeyim. Eskiden elektrik kesildiği zaman, bu pandemiden önce aslında ne kadar güzel sohbetler edebiliyormuşuz, evet. Ailemizle baş başa kalabildik diyorduk. Şimdi pandemide şöyle bir durum oldu. İnsanlar üzerinde, evet, kişisel ilişkilerimiz belki bir arada çok fazla zaman geçirmek zorunda kaldık. Artmış gibi görünüyor ama insanlar üzerinde ölüm korkusu, virüs kapma nedeniyle oluşan ölüm korkusu arttı. Daha çok yalnızlaştık. Evet. Bu nedenle birbirimize sıkı sıkıya sarılamadık. Fiziksel temas azaldı. Evet. Daha çok telefonlara ve sosyal medyaya bağlandık. Gerçek hayattan uzaklaşıp sosyal medyadaki hayata adapte olduk. Bunu orada tanıdığımızı sandığımız, aslında evveline hiç bilmediğimiz kişilerle iletişim kurmamıza sebep de oldu. Sosyal medyayı doğru kullanamadık bazı durumlarda. Ve boşanmalar da gerek sosyal durumlar, gerekse ekonomik güçlük nedeniyle bu süreçte arttı. Çünkü ekonomik durum güçleşti. Kişilerin birbirine tahammülleri azaldı. Evet. Bu nedenle evlilikler azalırken boşanmalar da arttı. Sebep de en çok ekonomik ve sosyal ilişkilerdeki zayıflığı. Aynı evin içinde farklı odalarda internete takılan aileler haline geldik aslında, değil mi? Evet. Evde otururken kimse kimseyle ilgilenmiyor. Az önce de söylediğim gibi, evet. Eskiden evlilik kesildiğinde o kısa süreç içerisinde birbirimizle sohbet edelim, ay aslında ne kadar güzel oldu derken, şimdi bu süreç içerisinde taraflar birbirinden uzaklaştı. Aslında hiç tanımadım dediği insanlarla evlenmiş olduğunu fark etti. Evet. Biraz bunda az önce de belirttiğim gibi ekonomik durumumuzun azalması sabrımızı da azalttı. Sabrımız azaldıkça tahammül gücümüz azaldı ve evlilikleri sonlanma noktasına getirdi. Evet. Maalesef. Emel Hanım, kadın veya erkek olmanın, yani cinsiyetin bu boşanma davalarında bir etkisi oluyor mu?
Evet, çok güzel bir soru. Yasada cinsiyet ayrımı yok. Yasa kadın ya da erkek olarak herhangi bir belirleme yapmamış. O yüzden kadın ya da erkek olmanız davada size bir adım önde olduğunuz ya da bir adım geride olduğunuzu göstermeyecektir. Aynen davayı kimin önce açtığının öneminin olmadığı gibi. Davayı ister önce erkek açsın ister kadın açsın. Bir farkı yok. Zaten yasa her iki tarafı da koruyacak şekilde bir düzenleme evet. yapmış. Bu nedir? Nafakayı erkek de alabilir koşullar mevcutsa. Hı-hı. Erkek de tazminat kazanabilir koşullar mevcutsa. Bu durum kadın için de geçerlidir, erkek için de geçerlidir. Herhangi bir ayrım kadın ya da erkek olmanın taraflara yüklediği artı bir özellik ya da eksi bir özellik yok. Yasa her iki taraf için de oluşturulmuştur. Evet hocam. Peki bu boşanmalardan sonra evde çocuk, ailede çocuk varsa çocukların etkilenme durumları nasıl oluyor Emel Hanım? Bu konuda bizi aydınlatabilir misiniz? Evet, aslında en çok Aslan Hanım, bu da yine çok önemli bir nokta. Evet. Bilinçsiz olduğumuz bir noktada diyebiliriz. Ben her zaman şunu söylüyorum. Boşanma davaları aslında hukuki bir süreç olduğu kadar ayrıca psikolojik de bir süreç. Kesinlikle. Yani bir avukatla yürütüldüğü kadar o dava sürecinin tarafların aslında psikolojik destek de alması gerektiği bir süreç. Çünkü bizler eş olma sıfatından vazgeçiyoruz boşanmayla birlikte. Evet. Anne ve baba sıfatları ömür boyu devam ediyor. Bu yüzden çocuklara da bunu empoze edebilmemiz, çocuklara da bunu hissedebilmemiz gerekiyor. Eğer dava sürecinde eşimize olan kızgınlığımızı, evlilik birliğinde alamadığımız hırslarımız, sevdiği, çok sevdiği varlık üzerinden, çocuğu üzerinden almaya kalkarsak, onu göstermemek gibi bir eyleme kalkışırsak, İleride yetiştireceğimiz çocuklarımızın psikolojisi ve onların kuracağı aile yaşantısında da olumsuz etkiler olacak. Bu nedenle bizler sadece karı koca olma sıfatından vazgeçiyoruz. Evet. Eş olmayı sonlandırıyoruz. Anne baba olarak çocukların daima yanında olacağımızı bildirmemiz, onlara da bu durumu hissettirmemiz gerekiyor. Eğer bunu kendimiz başaramıyorsak, zannedemiyorsak bunu yine bir uzmandan destek alarak yapmamız gerekiyor. Evet, çok değerli bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum. Hocam tabii ki bu süreç çok kıymetli. Tamamıyla bir psikologlardan destek alınması lazım. Kıymetli hocam. Tekrar katılmanız için teşekkür ederiz. Evet, kıymetli izleyicilerimiz, programımız kısa bir aradan sonra devam edecek. Buyursunlar efendim. Merhaba, tekrar hoş geldiniz yayınımıza sevgili izleyiciler ve Sayın Hocam Serdar Özgüç. Hoş bulduk. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşte terapi ile ilgili evet. değerli bilgilerinizden yararlanacağız. Kitabı evet. konuşacağız. Evet. Şimdi sorularıma başlıyorum. Buyurun. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Sağ olun. Çok. Merhaba. Hocam bitkilerin öz gücü ile sağlığın yönetimi. Evet. Kitabımızın ismi bu. Evet, bitkilerin öz gücü ile sağlığın evet. yönetimi. Bu kitap nasıl oluşturuldu ve neden böyle bir kitaba gereksinim duyuldu? Şimdi yaklaşık 20 yıldan beri fitoterapiyle ilgilenen bir ekibim. Fitoterapiye, bitkisel tedaviye destek veren ve gönül veren bir ekibim. Tabii yıllardan beri buna gönül verdikten sonra tabii daha sonra geleneksel ve tamamlayıcı tıp yönetmeninin çıkması. Akabinde bunun modüllerinin belirlenmesi ve fitoterapi eğitimlerinin Sağlık Bakanlığı sertifikasyon programına girmesiyle artık resmi olarak fitoterapi yapabiliyoruz. Evet. Ben de bunun ilk öncülerinden bir tanesiyim aslında. Fitoterapi tanımlandı ve kabul evet. edildi. Tabii bunu yaparken yılların birikimlerini, tecrübelerimizi, deneyimlerimizi alırken bunu bir kitaba dökmek istedim. Ve kitaba dökerken de tabii soyadım Özgüç olunca bitkilerinde özgücü çok güzel olarak olmuş. Bir patentli bir logo olmuştu. Çok isabetli olmuş. Evet. Şuna inanan bir hekimim ben. Uzun yaşamın ve sağlıklı yaşamın sırrı hala daha doğada keşfedilmeyen bitkilerin tohumlarında ve çekirdeklerinde saklıdır. Bu keşfedildikçe, bunlar bilindikçe, bunların klinik çalışmaları yapıldıkça ve yaşamımıza girdikçe insanın ömrünün daha da çok uzayacağını düşünen bir hekimim. Çünkü fitoterapi ve akupunktur dünya tarihiyle beraber çok evet. eski olan iki tane tedavi yöntemi. Evet, çok eski. Tabii, daha binlerce, şamanlara kadar gidiyor. Evet, Okyanusya'ya kadar gidiyor. İnsanlar o zaman halk tababeti içerisinde bu işe gönül vermişler. Çeşitli otlardan kendilerine
merhemler yapmışlar, kaynatmışlar, şifalı içmişler. Şifalı karışımlar yapmışlar. Şifalı bitkiler diye geçer aslında. Ama tabii, bunun gerçek adı tıbbi bitkiler. Tıbbi bitkiler. Tabii biz yıllarca bu işe gönül verdikten sonra bitkilerle besinleri, bağırsak florasını, karaciğer detoksunu, vücudumuza giren toksinleri, onun dışında fermantasyonu, ilikli kemik suyunun insanlardaki önemini hep bunları belirtecek bir şekilde bir kitap oluşturmak istedim, bir kompozisyon tarzında. Bazı bölümlerde yazarlığını yaptım, bazı bölümlerde ortak yazarlığını yaptım ve yine bazı bölümlerde de çeşitli doktor arkadaşlarımızın ve diyetisyen arkadaşlarımızın da katkılarının oluşturduğu bir hayat kitabı oluşturmak istedim aslında. Bitkilerle besinleri ve vücudumuzu komple bir şekilde bitkilerden nasıl faydalanabileceğimizi anlatmak istediğim bir kompozisyon oluşturmak istedim. O amaçla yola çıktık ve geçen sene bu kitabımızı oluşturduk. Tabii hayırlı içinde, olsun. Sağ olun. İçinde yaklaşık umarım çok yararlı bilgiler içeriyor. 109-110 tane bitki var, etkinliği kanıtlanmış. Onun dışında diyet formülleri var, diyet şekillenmeleri var, bağırsak floramızın önemi var. Hayat Birlikte Güzel diye bir bölümümüz var. Bakterilerle nasıl yaşıyoruz? Nasıl bunlarla dost olabiliriz? Onlarla aslında birlikte içimizde ve her yerdeler. Tabii. Aslında mikrop dolu baktığımızda her, da evet, biz bunlarla nasıl baş edebiliriz? Çok fazla temizlemek de onları doğru bir şey değil. Yani tamamen takıntı haline getirmek de doğru bir şey değil. O bambaşka bir konu aslında. Her şeyi evet, kontrolü nasıl yapabiliriz? Besinlerle bitkileri birlikte kullanımının insan vücudundaki olan etkinliğini nasıl arttırabiliriz? Hem çocuklarımızın, hem gençlerimizin, hem kanser hastalarımızın hangi diyetlerle birlikte kombin bunu yapabileceğini anlattığımız, genelde halkımızın da birçok bölümünü anlayabileceği ve aynı zamanda da ve yine şey olarak da bizim kendimizin işte kurduğu bir kitap bu. Bitlerin özgücüyle sağlığın yönetimi. Evet. Bunun içerisinde bütün bu kompozisyonları kurarak bir kurgu oluşturmak istemiştim. Ve o şekilde yola çıktı ve geçen sene bu basıldı bu kitabımız. Sadece bir hayat kitabı olarak ortaya çıktı. Çünkü birçok diyet kitabı var. Birçok fitoterapi evet, kitabı var. Hocam tam da bu noktada evet, güzel, değerli kitabınız için sorularımızı devam etmeden önce tabi bu ekip ruhuyla oluyor değil mi? Yani, tabii ki. Hanımefendiyi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Buyurun tamam, efendim. Siz de dinlemek isteriz. Merhaba. Selin Aktar Kiremitçi ben. İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde doktor öğretim üyesi olarak görev alıyorum. Evet. Birlikte uzun bir zamandan beridir de aslında bu tip çalışmaları bir araya getiriyoruz hocamla. Hocam onur verdiniz siz de programımıza çok katılarak. Teşekkür ederim. Hocam teşekkür, önemli bir soru yönlendireceğim size. Tabii ki bu şaheser için evet, nasıl karar verdiniz hocam bu kitabı yazmaya? Şimdi çıkış noktamız neydi? Şimdi çıkış noktamız şu. Bitkisel tedaviler, tıbbi bitkiler sadece ve sadece mesela benim kendi kliniğimde biz hastalarımız bize kronik hastalıklar çok geliyor. Kanser hastaları çok geliyor. Otoimmün hastalıklar çok geliyor. Bunlar modern tıbbın genelde aslında çok çare bulamadığı çaresiz hastalıklar. Çaresiz kalınan aynen öyle, durumlar diyecektim ben de. Tabii biz de yıllarca fitoterapiyle ilgilendiğimiz için içeriye giren hastalarımıza sadece bitkisel tedaviler yapmıyoruz. Mutlaka beslenmesini değiştirmesini söylüyoruz. Mutlaka evet, bağırsak florası birçok toplumumuzdaki insanda çok bozuk. Reflüleri var, gastritleri var, çok ciddi gaz şişkinlikleri var. Sonuçta aslında fitoterapiyi bu şekilde kronik hastalıkların bulgularıyla beraber birleştirip mutlaka diyetin, beslenmenin ve bağırsak florasının tamirini bir kombin etmek amacıyla düşünerek komple yola çıktım. Komple vücudu bir arada tabii. ele almak onun lazım. Yani şunu içeyim de her şeyim düzelsin diye bir şey değil bu. Öyle tabii, düşünmemek tabii, lazım. Yani fitoterapi demek al şu işte bitki çayını iç iyileşesin demek evet, değildir. Yani bir de şunu demek söylemek istiyorum aslında. Yani bitkiler evet, bize çok yararlı olabildikleri gibi evet, hocam. Evet. Tehlikeli veyahut da tabii, yararsız veyahut da işte daha zararlı hallerde de bizimle beraber olabilirler. Dolayısıyla bunu formülize etmeniz, kitap haline getirmeniz aslında çok yararlı. Yani evet, toplumda var olan veya kulaktan dolma bir bitki tedavisi değil. Her şey tam olarak dozunda ve kararında anladığım kadarıyla kitapta anlatılmış şimdi durumda. Şimdi bitkiler masum değil. Değil mi? Ondan bir hani hep deriz ya ama bu bitkisel. Bu bitkisel demek. Bitkisel kelimesini duyunca halkımız bunu çok masum bir şey zannediyor. Evet. Ama bitkilerin de kullanım dozları belli. Monograf denilen çeşitli kitaplarda etki mekanizmaları belli. Tabii hepsinin değil, keşfedilenler için konuşuyorum. Fizyopatolojileri belli, yan etkileri belli. Alınması gereken dozaj kısımları belli.
Tabii hal böyle olunca da bunları kullanırken de mutlaka sağlık profesyonellerinin kontrolü kesinlikle altında. Fitoterapist hekimlerle birlikte bunu yapmaları gerekiyor. Çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. Ben kendi hastalarıma da söylerim. Evet. Bitkisel dedikleri zaman sigara da bir bitki aslında. Evet. Tütün bitkisinden elde ediliyor ama çok zarar görüyoruz. Dolayısıyla sizin gibi çok değerli hocalarımızın böyle kitap haline getirdiği değerli bilgiler halkımıza çok yararlı olacak. Tabii bir de bu kitabın en büyük özelliği çok kuş kağıdına basıldı. Tabii ki çok renkli olarak bir değerlendirildi. İnsanların da çok rahat anlayabileceği bir şekilde bu kitap ortaya çıktı. Yani ondan sonra tabii biz durmadık. Bitkilerin öz gücünü bir seri yapmak istedik. Ondan sonra bu kitabın yalnız dizayn edilmesinde ve yine fotoğraflanmasında ve tekrar kontrol edilmesinde edit kısımlarında Selin Hanım'ın çok büyük bir desteği vardı. Eminim. Ondan sonra da biz Selin Hanım'la beraber bu sefer kendi yolumuzu yine bitkilerin öz gücüyle bu sefer antibiyotiksiz yaşam olarak devam ettik. O da bir hafta 10 güne kadar basımda. O da zaten Selin Hanım'ın elinde şu anda. Tabii ki kıymetli izleyicilerimiz, sigara sağlığa zararlıdır. Kullanmamak gerekir kesinlikle sağlığımız için. Hocam kitabınıza bakabilir miyim? Tabii buyurun. Valla çok önemli bir eser. Nasıl temin edebiliriz hocam halkımız? Halkımız internetten alabiliyorlar. İnternette bazı sitelerde var. Yayın evimizde var. Hı-hı. İnternette zaten bitlerin özgücüyle sağlığın yönetimi olarak yazdıklarında Doktor Serdar Özgüç diye çıkıyor zaten. Peki, 4-5 siteden çıkabiliyor. Çok rahatlıkla temin edebilirler. Selin Hanım siz çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Tabii aslında bu kitabın doğuşundan bahsedeyim biraz. Hı-hı. Biz hocamla konuşurken en çok aslında şu an halk arasında bilinçsiz antibiyotik kullanımının, buna bağlı olarak da antibiyotik direncinin nasıl insanlarda geliştiğinin üzerine aslında konuşmalar gerçekleşirdik. Böyle bir fikir aslında, kitap fikrimiz buradan doğdu. Neden dersek, acaba bitkilerle beraber, bitkilerin doğru kullanımıyla beraber bu antibiyotik kullanımını nasıl azaltabiliriz dediğimizde de bitkilerin özgücüyle antibiyotiksiz yaşam kitabımız aslında oluşmaya başladı. Yapılan tabii ki çok çalışma var bitkilerle ama biz burada sadece klinik çalışmaları baz aldık. Laboratuvar ölçekli çalışmalar var, hayvan çalışmaları var ama biz insanlarda yapılan klinik çalışmalar, hangi ilaçlarla beraber kullanılıyorlar, birlikte kullanıldıklarında etkiyi arttırıyorlar mı? Bunun gibi çalışmalarla aslında kanıta dayalı bir kitap yine ortaya koymuş olduk diyebiliriz. Evet, aslında antibiyotik kullanımı tabii ki çok yanlış bir şekilde yaygın. Bir de antibiyotiklerin hani yarım bırakılması da çok zararlı. Evet. Kitap çok yararlı bir eser. Eminim antibiyotiksiz yaşam mümkün olabilir. Ya da çok zor durumda kaldığımızda ancak antibiyotiğe başvuru yapabiliriz diye özetleyebiliriz değil mi hocam? Evet, şöyle aslında hiçbir zaman demin hocamın da bahsettiği gibi bitkiler alternatif bir tedavi değil, tamamlayıcı bir tedavi. Evet. Bu yüzden de antibiyotiklerle kullanım mümkün. Bu yüzden kitabımızda da klinik çalışmalara yer verdik. Yapılan çalışmalarda kullanılabilecek birçok bitki örneğini kitapta da bulabiliriz. Çok güzel örnekleri var ama kesinlikle daha önce de söylediği gibi sağlık profesyonelleriyle kesinlikle doktor kontrolünde kullanılmalar, bitkiler kesinlikle zararsız değillerdir. Doğru kullanımda evet daha klinik çalışmaya ihtiyacımız var. Çok daha fazla klinik çalışmalarla da hani daha az antibiyotikli bir aşamada burada başlayabiliriz diye tam düşünüyorum. Tam da bu konuyla ilgili gripte kışın özellikle gribal enfeksiyonlarda antibiyotiğe çok hızlı başvuruyoruz maalesef, toplum olarak. Maalesef. Halbuki grip antibiyotikle geçecek bir hastalık değil, virütik bir hastalık. Aynen ve öyle. Virüslere, antibiyotikler hiçbir şey yapmıyor aslında. Evet. Bize, toplumumuza gripten korunmak için pratik, kısa, ben çok güzel formüller bitkisel vereyim. Evet, neler olabilir hocam? Şimdi öncelikle tabii grip ve nezle bunlar virüslerle oluşan rahatsızlıklar. Antibiyotik kullanımı burada son derece gereksiz ve antibiyotik direnci oluşturuyor insan vücudunda. Ne yapabiliriz mesela bitkilerle ilgili korunmak için? Yeşil çay bizim açımızdan çok önemlidir. Kekik çok önemli bir tıbbi bitkidir korunmada. Kekik çayı olarak mı? Kekik çayı olarak da tabii korunmada kekik çayı bizim açımızdan yeterli. Uçucu yağları da kullanabiliyor. Evet. Özellikle yine korunmada da kullanılır. İçerisindeki etken maddelerinden çocukken dolayı. Çocukken annem ayak tabanlarımıza kekik yağı sürerdi. Tabii, tabii. Çok soğuk etkili algınlığında. Evet. Tabii. Şimdi Almanya'da bir söz var, bir özdeyiş var. Grip mutlaka gelecek ama kim kekik kullanıyorsa ona gelmeyecek diye. Çok güzelmiş. Çünkü kekiğin 40-41 tane farklı türü var ve oldukça etkili. Yeşil çay içerek, yine kekik çayı içerek
ve aynı zamanda da bazı kombinler yaparak çok rahatlıkla gripten korunabiliriz. Örneğin bir kere bir D vitaminimiz bizim açımızdan çok önemli. Evet. Herkesin bir D vitaminini kontrol ettirmesi. Ve güneş mutlaka, ülkesiyiz ama eksik toplumumuzda. Tabii biz güneşten çok faydalanmasını bilemeyen bir toplumuz. Evet. D vitamini seviyelerimiz 20-25 gibi çok düşük seviyelerde olduğu için immün sistemimiz zayıflıyor. Mutlaka ve mutlaka D vitamini çok önemli. Evet. Onun dışında her sabah kahvaltıdan sonra bir tatlı kaşığı yeşil çay, bir tatlı kaşığı kaba toz edilmiş kekik. Yeşil çayın toz hali. Toz bir halinde. Bir çay kaşığı yeşil bir çay. Bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı yeşil çay. Çay bir tatlı bir kaşığı tatlı kekik. Kekik. Bunları bir şeye koyuyoruz French press'e ya da bir bardağın içerisine. Demleme yapacağız usulü. Şeklinde. Ondan sonra da 6-7 tane karanfil. Evet. Bunu çok hafif böyle çıtırt edecek şekilde, çok dövmeden böyle havanda çıtırt yapacağız. Böyle hafifçe o çıtırt sesi olacak ki içerisindeki etken madde hafif açığa çıksın. Onları da içine atıyoruz yeşil çayla, kekikle beraber. Bir de kakula. Kakulanın böyle çekirdekleri vardır. Evet. Ondan da 7-8 tane yine. Yine hafif havanda, yine çıtırt edecek şekilde. Evet. Çok fazla dövmeden o çıtırt sesi gelecek. Hı hı. Onu da onun içine atıyoruz. Bir tatlı kaşığı yeşil çay, bir tatlı kaşığı kekik. Bir 6-7 tane karanfil, 7-8 tane, 9 tane kakula. Üzerine bunların sıcak suyu döküyoruz. Döktükten sonra 5-6 dakika demleyip ondan sonra süzüp bunu içiyoruz. Bu bizim sabahları tok karnı olmasında fayda var. Yeşil çay bazen aç karnı alındığında hafif böyle bir tansiyon dengesizliği, kekik bunu yapabiliyor. Tok karnı her gün bir kere bunu içsek. Sumak da varsa bir tatlı kaşığı toz sumak. Hı hı. Bu da onun içerisine ilave edilebilir. Çünkü hı hı. Sumak antioksidan değeri çok yüksek olan bir tıbbi bitkidir, karanfil gibi. Bu kombinasyonu yaptığımızda günde bir sefer sabahları bunu bir alışkanlık haline getirip içtiğimizde çok rahatlıkla bir bağışıklık sistemimizi virüslere karşı koruyabilecek bir sistemi oluşturmuş oluruz. Günde bir sefer içilmesi bile bunun yeterli. Kesinlikle. Bir de bal atabilir miyiz diyorlar mesela hı hı. bal. Bal tabii ki konur ama birazcık ılınmasını beklemek lazım. Çok sıcak çok sıcakken bal. Konmaması lazım. Evet. Denmedikten sonra içmeden 2-3 dakika kadar birazcık ılınmasını bekledikten sonra içerisine bir çay kaşığı balla da çok güzel bir şekilde tatlandırılarak kullanabilir. Ve çok da güzel bağışıklık sistemimizi mevsimsel hastalıklara karşı korur. Vaktimiz varsa küçük bir katkıda bulunacağım. Ben kronik idiopatik ürtiker hastasıyım. Hı hı. Yani uzun yıllar bu halk arasında kurdeşen denen kaşıntılı, alerjik bir reaksiyon, cilt reaksiyonu. Yıllarca bu konuda tedavi olmak için çok çabaladım. Biliyorsunuz bu çok tedavisi hemen gerçekleşen bir rahatsızlık değil. Yani kaşıntı, işte kabarmalar, strese bağlanıyor, işte alerjik maddeler araştırılıyor, bulunamıyor falan. Uzun yıllar bununla mücadele ettim. Ve ben nasıl iyileştim hocam biliyor musunuz? Sumak çayı içerek. Ve tabii. Sumak çayının vücudu sakinleştirdiğini, sabah akşam demleyip bir yemek kaşığı sumak tohumunu öğütülmüş halde değil. Bunu bana çok sevdiğim Suna Duvankaya tavsiye etmişti. Evet. Selam olsun ona da buradan. Ve bu beni iyileştirdi. 2 aylık bir kür yapmıştım. Sonra kendim çok araştırmak istedim. Yani gerçekten bu bana içindeki maddelerden dolayı mı? Antihistaminik bir şey mi var bunun içinde diye. Bu konuda söylemek istediğiniz bir şey olur mu bize? Öncelikle şunu söyleyeyim. İdiopatik demek zaten sebebi bilinmeyen demektir. Aynen. İdiopatik kelimesi modern tıpta biz bunun ne olduğunu bilemedik. Bilmiyoruz, bulamadık. Bu anlama gelir. Burada olay şudur. Bir takım kronik hastalıklarda aslında etiketleme yapıyoruz. Hı hı. İşte hastalık diyabet diyoruz, romatoid artrit diyoruz, ankilozan spondilit diyoruz, etiketleme yapıyoruz. Aslında bu gelinen son nokta. Kronik hastalıklar zaman içerisinde meydana geliyor. Toksinlerle birlikte oluşarak meydana geliyor ki onun yolu çok uzun aslında. Birikiyor, birikiyor. Belki ileriki programlarda anlatabiliriz İnşallah. Vaktimiz olduğumuzda. Sonuçta sumak bizim ORAC değeri dediğimiz, antioksidan sistem değeri dediğimiz en kuvvetli tıbbi bitkidir. Öyle mi? Ondan sonra karanfil gelir. Uçucu yağ olarak da yine karanfil ve Hint sümbülü ve yine mür çok üst seviyelerdedir. Antioksidan kapasitesi yüksek olduğu için. Sonuçta idiopatik ürtikerde sizde bir kronik enflamasyon yani kronik bir yangın meydana gelmiş ama onun öncesinde de mitokondriyel yani mitokondriler hücrenin içerisindeki enerji metabolizması bozulmuş demektir. Evet. Bu bozulduğu için de bunun disfonksiyonu bozulunca antioksidan sistem bozulur. Antioksidan sistem bozulduğunda reklamımızda hocam tamam, Allah kesiyorum. Tamam, kısa bir süre sonra birlikte olacağız. Evet. Reklamların ardından tekrar hocamızla beraberiz hocam. Yarım kalan sorunuzun cevabını hemen devam ediyorum.
Sonuçta toksinlerle beraber mitokondride'deki fonksiyonlarımız bozuluyor. Toksinler hücre içerisine giriyor. Girdikten sonra zaten bu sessiz bir süreç başlıyor. Ve vücudun zayıf halkası neresiyse kendimiz bir o hastalıkla karşı karşıya kalıyoruz. Eklemlerde ise romatizma gibi, akciğerlerde ise işte bahsettiğiniz gibi, astım gibi. Ürtiker sonuçta histamin sistemin bozulmasıdır. Evet. Bu histamin dejajından kaynaklanır. En etkili olan tıbbi bitkiler sumak. Evet. Ve çörek otudur. Onu da burada söyleyeyim. Çörek otunu nasıl kullanacağız hocam? Çörek otunu, bunun kapsülleri de var. Bir de organik olarak alabileceğiniz, kullanabileceğiniz yağ olarak. Yağını. Günde bir sabah tatlı kaşığı, tabii yetişkinler için konuşuyorum. Bir de akşam bir tatlı kaşığı çok rahatlıkla ama kullanılabilir. Ama kitaplarda bunların dozunu ve bunların kullanım biçimleri var değil mi? Tekrar bahsedelim. Da, her iki kitabımızda da bunların dozu bitkilerin var. Bitkilerin özgücü ile antibiyotiksiz siz yaşam. Yaşamda antibiyotik etkili olarak çörek otunun yapılan bilimsel çalışmaları var. Burada da zaten genelde sağlıklı olarak yaşam sırları içerisinde çörek otunu nerede kullanabileceğimiz var. Evet. Doktor Serdar Özgüç konuğumuzdu. Ve değerli eczacı Selin Hanım konuğumuzdu. Kitaplardan bahsettik. Evet. Çok güzel kitaplarınız. Hayırlı olsun tekrar. Teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olun. Tekrar katılımlarınızdan dolayı teşekkürlerimizi sunarız. Çok tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere. Bizler çok teşekkür ederiz. Kıymetli izleyicilerimiz, her hafta olduğu gibi güncel bilgileri işliyoruz. Önümüzdeki hafta da çok kıymetli konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız. Tekrar görüşmek üzere.